Merhaba arkadaşlar, Ozeskener ile Dersliyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugün kafes sistemleri devam edeceğiz. Kaldığımız yerden konumuza devam edelim dilerseniz. Evet, kafes köprülerde kalmıştık en son arkadaşlar. Hemen bir giriş yapalım. Kafes köprüler. Kafes sistemler yardımıyla geniş açıklıkları kolayca ve ekonomik bir biçimde geçmek her zaman mümkündür. Evet, görüldüğü üzere bir kafes sistem köprümüz. Tabliğimiz var. Kafes giriş diagonali. Kafes giriş dikmesi. Kafes giriş alt başlığı. Alt rüzgar bağlantısı. Boyuna giriş. Komple böyle. Enine giriş. Portal çaprazı. Portal dikmesi. Şöyle. Üst rüzgar bağlantıları. Kafes giriş üst başlığı. Bu şekilde köprümüzün yapısı görülüyor. Kafes giriş üst başlığı, kafes giriş alt başlığı, ana kafes giriş. Bu şekilde iki boyutlu olarak da yandan gösterebiliriz sistemimizi. Çeviriyoruz ve buna geliyor. Bunun iki boyutlu, yani çizimi bu şekilde arkadaşlar. Evet. Bu şekilde görüldüğü üzere. Evet, yol altı başlıkta kafes sistemden oluşmuş bir köprümüz var. Ve yol üst başlıkta, yani kafes sistem alt başlıkta da olabilir, yolun üst başlıkta. Bu şekilde iki tip kafes sistem yapabiliriz. Evet, kafes çatıları inceleyelim hemen. Çatı örtüsü var. Evet, kafes sistemimiz görüyorsunuz içeride. Bu şekilde normal bir çatı ve bir fabrika çatısı gibi. Ve yine farklı bir kafes sistemle oluşturulmuş çatı. Çeşitli çatıları bu şekilde görebiliriz arkadaşlar. Evet, direkt böyle bazen böyle sistemlerde görürsünüz arkadaşlar. Depo, hangar ya da olarak kullanmak için yapılırlar. Altlarında işte eşyalar saklanır, üstü örtülür bu şekilde. Farklı amaçlara da hizmet edebilir tabii ki. Çatılarda yaygın olarak kullanılan bazı kafes sistemler zaten göstermiştik geçen dersimizde. Skisor vardır. Fink vardır bu şekilde. Fan vardır. Hav. Kuadrangular. Belki sözel soru gelebilir mi? Sistemi hocanız sorabilir belki, bilmiyorum. Pırat, bizde öyle bir soru, herhangi bir soru gelmemişti hiçbir zamanda. Ama siz bilirsiniz, isterseniz ezberleyin. Eğimli çerçeve. Çok da uzun isimler olmadığı için zaten. French. Fransızlardan mı? Ezberlenir bir rahatlıkla. Shed çatı. Sawtooth. Üç mafsallı kemer. Yarı hov. Stadyum. Stadyumların kenarında olur ya böyle arkadaşlar, bir aşağı böyle şeyle bağlanır. Bu şekilde stadyum şeyler olur, yapılar olur. Yani çatılar olur, yapılar. Evet. Hemen dilerseniz tam eksik ve fazla bağlı kafes sistemler konumuza girelim. Rigidlik koşulumuz, biliyoruz ki 2D eşittir C artı 3'tü arkadaşlar. D tane düğüm noktasında 2D tane izdüşüm denge denklemi yazılarak C tane çubuk kuvveti ile birlikte 3 tane Mested tepkisi hesaplanabiliyorsa, kafes sistem statikçe belirli, izostatik, rigid ve tam bağlıdır. Bu arada şu 3 Mesned tepkisi sayısı. Evet. Statikçe belirli. Bakalım kafes sistemimize.
Evet, bu şekilde bakın. CS27, DS15, MS3'müş. Arkadaşlar sayalım CS'ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve şu aradaki var 27. Evet. DS'ini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet. Mesnet sayısı da 3. Bakın A'da 2 tane var. Sabit mesnet olduğu için AX, AE. D'de 1 tane var. D'ye sadece. O yüzden 2, 1 daha 3. Buradan 2D'ye eşittir C artı M'den. C27, M3. 3 artı 27, 30. 27 artı 3, 30. 2 çarpı D'de 15, 15, 30, 30 eşit 30'dan. Evet, statikçe belirli bir sistemdir. Fazla bağlıya bakalım. M3 iken C artı 3, 2D'den büyük oluyorsa bu biçimde bir eşitlik söz konusu ise kafes sistem fazla bağlıdır, fazlaca rigittir. Evet, görüldüğü gibi bir sistemimiz var. C'miz 30, D'miz 16, M'miz 3'müş. Burada 2D C artı M'den küçük oluyor. Çünkü 33'ten eşit olmuyor, küçük oluyor. 32 oluyor. Dolayısıyla fazla bağlı sistem oluyor. Peki yetersiz bağlı sistemlere bakalım. M eşittir 3 için 2D C artı 3'ten büyük ise kafes sistem rigid değildir ve göçer. Bakın fazla bağlı göçme olmaz ama yetersiz bağlı göçme olur. Evet, görüldüğü gibi C26, D15, M3'müş. Burada arkadaşlar 2 çarpı D26, yani pardon, 26 artı 3 29'dur. 2 çarpı D 30'dur. 30'dan 30 29'dan büyük olduğu için 2D C artı 3'ten büyükse göçer. Sistemimiz göçer, durmaz yani. Evet, bu şekilde. Mesnetleri de tam bağlıya çevirmişiz arkadaşlar. Evet. İki tane şey yaptık. D'yi kayıcı mesnetti. D'yi de sabit mesnet yaptık. AX, AY ve DX, DY'den 4 tane mesnet bağıntımız oldu. M eşittir 4 oldu. Buradan formülümüz 2 de eşittir C artı 4'e döndü. Buradan 30 eşittir 30 oldu ve sistemimiz tam bağlı hale geldi. Çeşitli kafes sistemler ile onların taşıyıcılık özellikleri. Evet, böyle bir sistem vermişiz. Rigidlik koşulunu incelemişiz. 16 eşittir 16 çıkmış. Taşıyıcılık durumu rigid ve izostatik. İçten ve dıştan tam bağlı. Bir de böyle bir sistemi inceledik. 2D C artı M 2D'den büyük çıkmış. Dolayısıyla fazla rigid ve taşıyıcılık özelliği mesnet koşulu ile sağlatılmış. İçten ve dıştan fazla bağlı bu arkadaşlar. Hiperstatik yani sistem. Bir de bu tip bir sistem yapalım. Bu tip bir sistemde de yine 18 büyüktür 16 olacak hesaplarsanız. Yine fazla rigid ve hiperstatik. İçten fazla, dıştan tam bağlı arkadaşlar. İçten fazla ve dıştan tam bağlı. Başka bir sistemi irdeleyelim. Evet, bakın 16'ya denk 16, yani 16 eşit 16 çıktı. Lakin taşıyıcılık durumu yoktur. İçten fazla, dıştan eksik bağlı. Fazla rigid. Doğru. Ama oynak sistem arkadaşlar. İki tarafı da kayıcı mesnet bunun. Yani siz böyle iki tarafı da kayıcı mesnet tutarsanız A'yı da B'yi de labil olur sisteminiz. Bir de bunu inceleyelim. 16 büyüktür 15 çıktı. Göçer bu sistem arkadaşlar. Rigid değil, göçer. İçten eksik, dıştan tam bağlıdır. İçten eksiktir, dıştan tam bağlıdır. Bu arada içten dıştan demek, içten yani çubuklardan bağlı, çubuklarda bağlılık durumu, dıştanlık da mesnetlerdeki bağlılık durumudur arkadaşlar. Bakın burada dıştan eksik de çünkü mesnetler de eksik. Yani taşımaz mesnetler. Kayıcı olur. Evet, bu sistemimize bakıyoruz. 16 denk 16 çıktı. Evet, taşır. Taşıyıcılık durumu var. Rigid ama taşıyıcılık özelliği mesnet koşulu ile sağlatılmış yine. İçten eksik. Görüldüğü gibi eksik. Dıştansa fazla bağlı. Mesnetlerdense fazla bağlı arkadaşlar. İçten olan eksikliği dıştaki fazlalıkla bir nevi dengeliyoruz.
Evet, kafes sistemleri için çözüm yöntemlerine bir girelim bu şeyimizde, dersimizde hızlıca bakalım. Dış yüklerin sadece sürtünmesiz varsayılan mahzallarla uygulanması ve çubuk ağırlığının ya da genellikle ihmal edilmesi nedeniyle kafes sistemlerde çubuk kuvvetleri eksenel normal kuvvet olur. Eksenel kuvvette işaret kuralını inceleyelim. Evet, dışarıya doğru çekme ise pozitif eksenel kuvvet. İçeriye doğru basınçsa negatif işareti alır eksenel kuvvetler arkadaşlar. Kafes sistemlerde çözüm yöntemleri: düğüm noktası yöntemi, kesim, Ritter yöntemi ve çubuk değiştirme, Henneberg yöntemi. Biz daha çok düğüm noktası ve kesim yöntemi üzerinde duracağız. Günümüz koşullarında bilgisayarların gösterdiği hızlı gelişim sonucunda matris yöntemleri kullanılarak her türlü kafes sistem kolayca çözülebilmektedir. Evet arkadaşlar, bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde kafes sistemlerde düğüm noktası yöntemini göreceğiz ve örneklerimiz var. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola. Kanalımı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın arkadaşlar.